Merhaba arkadaşlar, Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle dil bilgisi deneme 61'in çözümlerini yapacağız. Bu denememiz Yanıt Yayınları'nın Türkiye geneli denemesi. Evet, gelişmelerden, yeni videolardan haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor ve ilk soruyla başlıyoruz. Bu dizelerde hangisi yoktur? Ses olaylarından. Bakalım, unuttun. Unutmak fiil, dıklık eki gelmiş buraya ve sertleşme var. Ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi diyoruz. Yumuşama da var ama şıklarda yumuşama yok. Sonra bakalım dikkatimizi çeken ne var? Sarı armak artı ayırmak, ayrılık. Ünlü düşmesi var. Onu da oradan eledik. Şimdi başlamaktan başlıyor, ünlü daralması, o da gitti. Ne kaldı geriye? Ünsüz düşmesiyle kaynaştırma ünsüzü kaldı. Biraz dikkat etmemiz lazım kaynaştırma ünsüzü için. Görmek zor olabilir. Özellikle burada. Tam da susuşların birbiri ismin E hali gelmiş. Burada ne var? Orada bir kaynaştırma ünsüzü var. Cevabımız A şıkkı. Ünsüz düşmesiyle ilgili herhangi bir örneğimiz yok. Geçiyoruz. İkinci sorumuz. Altı çizili sözcüklerden hangi ikisi Türkçe birbirinden farklıdır? Uzak bir anı oluyor her şey. Nasıl anı? Uzak bir anı sıfat. Bütün türküler belgesiz sıfat. İkisi de aynı. Farklı değil. B'ye bakalım. Yazdığım şiirler de canımı sıkıyor artık. Ne zaman? Artık zarf. Fotoğraflarımı yırtıp atıyorum tek tek. Nasıl atıyormuş? Tek tek atıyor. Ya da evet. Fotoğraflarımı yırtıp atıyorum tek tek. Tek tek yırtıp da dese fark etmez. Anlamcı oraya gelse bile fiilimsi niteledi yine zarf. Her halükarda ikisi de zarf. B şıkkı da gitti. Şimdi kim bilebilir? Soru zamiri. Bizim, şahıs zamiri, bu da zamir. İkisi de aynı. Onu da eledik. Sonra yürümeliyiz seninle sokaklara, caddelere. Ne zaman? Sonra zarf. Geri durmalıyız. Yer yön zarfı. Bu da zarf. Gitti. Cevap kaldı geriye E. Beni yalnız sen anlarsın. Arkadaşlar, yalnız kelimesi sadece anlamında olursa edattır ve de bağlaçtı. Birbirinden farklı. O zaman 2 Edirne. Evet, geldik 3. sorumuza. Altı çizili sözcüklerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Bakalım şıklara. İsimden isim yapım eki almış. Bu tür sorularda cümleyi, kelimeyi iyi okumanız, bağlamında değerlendirmeniz lazım. Yani bu büyümek fiili değil arkadaşlar. Sen akşamlar kadar büyülü. Yani etkileyici anlamında isimden isim yapan bir ek. Doğru. Bunu eledik. İyelik ve çoğul eki var demiş ki de. Rüyalar çoğul eki. Benim rüyalarım. İyelik eki. Bu da gitti. 3'te fiilden fiil yapım eki. Evet. Şimdi baş başa uzandık. Normalde kelimenin orijinali uzdur ama hadi uzamak alsanız bile fark etmez. Uzdan uzanmaktır. Fiilden, yani burası fiil. Fiilden fiil yapım eki oldu. Onu da eledik. Fiilden isim yapan ek var mı 4'te? Islamak fiildir. Islamaktan ıslak. Fiilden isim yapan ek oldu. O da gitti. Geriye kaldı E şıkkı. E şıkkı ne diyor? Fiil çekim eki kullanılmıştır. Boştan boşanmak, boşanan arkadaşlar sıfat fiil var burada. Fiilimsiler yapım ekidir. Çekim eki değildir. Cevabımız 3. Edirne doğru cevap. Evet, geçiyoruz. Geldik 4. sorumuza. Sayıların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Şimdi 11.30'da tek noktayla doğru arkadaşlar. Tek noktayla yazılır. Yıl sonu kadar her birimiz 3'er roman. Değerli arkadaşlar, üleştirmeler sayıyla yazılmaz, harfle yazılır. 3'er roman okuyacaktık şeklinde olmalı. Cevap direkt çıktı. 15 inci, sıkıntı yok. Eğer ki okuma zorluğu varsa 1.500.000.000 şeklinde yazılabilir. %25 bu şekilde yazılıyor. Onda da herhangi bir problem yok. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet, üreştirmeye dikkat etmenizde yarar var. Geldik 5. sorumuza. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır şeklinde. Arkadaşlar bir kural vardı. Alt, üst, üzeri kelimeleri somut olarak yer bildirirse ayrı, somut değilse bitişik. Şimdi olağanüstü kişiler dediğinde somut olarak bir yer bildirmiyor. O zaman olağanüstü bitişik yazılması lazım. 5 Adana. Diğerlerine Mars var, ABD'den kısaltmalar var, Cumhuriyet Meydan adı var. Burada bir sıkıntı yok. 100 yıl bu şekilde yazılıyor. Bununla ilgili sorular bir hali çıkıyor karşımıza. Tek kelimeli kısaltma kabul ediyoruz. Birleşik sözcük bu. Tek kelimeli kısaltma. Gelen ek kesmesiz gelir, nokta ile kullanımı doğru. Ayırt etmek herhangi bir sıkıntı yok. 5 Adana arkadaşlar. 6. sorumuz virgülün işlevleriyle ilgili. Hangisine uygun bir örnek yoktur diyor. Yani buna biraz dikkat etmeniz lazım. Bir tık sizi zorlayabileceğini düşündüğüm soru. Yani zorlamaktan kasıt zaman alacak, meşgul edecek. Biraz uğraşmanız lazım. Şimdi araç sözleri ayırma görevi, ard arda sıralanan eş görevli sözcükler, vurgulanması gereken öge, tırnak içine verilmeyen aktarma, sıralı cümle. Evet. Bakalım şimdi. Lozan özellikle belirtilen bir öge, vurgulanması gereken bir öge, virgülle ayrılmış arkadaşlar. Sonra şurada su içebilirsiniz diyor. Diyor bir yüklem ve alıntı bir söz. Burada bir alıntı var. Bu alıntı tırnak içine verilmediyse arkadaşlar virgülle gösterilir. Bunu da elemiş olduk. Şimdi şurada virgüllerin yoğun olduğu bir nokta var. Gençler, eğlenenler, kürek çekenler. Bunlar arda arda sıralanan eş görevli kelimeler, sözcükler, kümeler. Bunları da ayırdık. Geriye ne kaldı? A ile E şıkkı. Sıralı cümleleri birbirinden ayırma görevi var mı? Biniyoruz yüklem ve virgül var. Okula varıyoruz yüklem. O zaman sıralı cümleleri ayırmada kullanıldı. Ara sözleri ayırma görevine dair herhangi bir örnek yok. Cevabımız Adana. Evet, geldik 7. sorumuza. Hangisi yanlıştır? Şıklardan gidelim önce. Yine zincirleme isim tanımlaması var deniyor. Birinci cümlede elma ağacının altı. Zincirleme isim tanımlamasıdır. Burayı eledik. Şimdi B şıkkına bakın. Geçişsiz, basit, kurallı, olumlu bir cümle. Yani bunların her biri ayrı bir soru olabilir arkadaşlar. Sabırla bunları bulacağız. Şimdi elma düşer yüklem. Yüklem sonunda mı? Sonunda. Kurallı. Düşer olumlu. İçerisinde fiilimsi falan var mı arkadaşlar? Hayır, yok. Basit. Onu düşer oluyor mu? Onu düşer. Neyi düşer? Olmuyor. Geçişsiz. O zaman B şıkkını da eledik. C şıkkı ne diyor? Yan cümleciği, yani fiilimsisi, belirtili nesne görevinde kullanılmış girişik birleşik cümle. Şimdi yüklem neresi? Burası. Nesnesini bulalım. Direkt önde var zaten. Olması gerektiğini, ismin iyi hali ve nesne. Fiilimsi mi? Fiilimsiler var. Gerektiğini. Nesne, yan cümlecik, hatta ismin iyi hali olduğu için belirtili nesne ve girişik birleşik cümle. İçerisinde fiilimsi varsa, bir yüklem varsa girişik birleşik cümledir. C şıkkını da eledik. Bakalım D şıkkında ne var? Öznesi tamlayana sıfat fiil grubu olan bir sıfat tamlaması. Yani 7. soruda harbiden bütün konuları iç içe almışlar, vermişler. Elmaya etki eden bu kuvvetle ilgili bir teori geliştiren Newton, evet, öne sürer, yüklem, süren kim? Newton'a kadar özne. Burada sıfat fiil grubu var mı? Var. Bu da söylenebilir. Geriye kaldı E şıkkı. Cümlenin ögeleri özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur deniyor. Görürüz yüklem. Gören kim? Biz gizli özne. Özne var ya hani başta. Dalında duramayan basit bir elmanın bir dizi bilimsel keşfin anahtarı olduğunu buraya kadar komple nesne. Gizli özneyi öge sıralamasında almıyoruz. O yüzden cevabımız 7 Edirne arkadaşlar. Geldik 8. sorumuza. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım. Şöyle bir plan yaptı diyor ve orada yapılan bir plandan söz edilecek. 2 nokta doğru arkadaşlar. Şimdi Boğaz bilinen yerlerin kısaltmalı söyleyişlerinde kesim işareti kullanılır mı? Evet, kullanılır. O da doğru. Herhangi bir problem yok orada. Ancak bu kestirme yol özneyi belirtmede kullanılır mı? Kullanılır. Şimdi alıntı sözlerde cümle devam ediyorsa arkadaşlar virgül kullanılması lazım. Noktalı virgül buraya uygun değildir. Cümle devam ettiği için diyerek devam ediyor ki zaten alıntı sözlerde noktalı virgül kullanılmaz da burada virgülün kullanılması gerekir. Hani şöyle deseydi, şöyle plan yaptı gibi bir alıntı söz gibi olsa 2 nokta kullanılırdı. O yüzden 4 nolu noktalamız, noktalı virgülümüz yanlış. Cevap Deniz'de. Evet. Geldik 9. sorumuza arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerden hangileri özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. İklimi, kültürel dokusu ve insanı ile kendine özgü şehirlerden birisi olarak bilinir. Giresun. Şimdi bilinir yüklem. Bundan önce olarak zarf var, zarf fiil var, zarf cümleci. O zaman direkt eledik zaten arkadaşlar. Biri eledik. Birinin oldukları gitti. Giresun özne, yüklemden önce zarf cümlecimiz var. 2'ye bakalım. Sağlamıştır yüklem doğmasını yani öncesiyle beraber alıyorsunuz tabi. Yani ben eleme usulüyle size pratik yöntem gösteriyorum. Doğmasını sağlamıştır nesnesi var. Bu da gitti arkadaşlar. Çünkü nesne var burada. 2 de gitti. 3'e bakalım. Şehrin bütün dinginliğine dokunaklı nameleriyle zaman zaman sızan kemençe Giresun'un duygu dünyasından doğmuş bir çalgı aletidir. Tamlayan eki var, ayıramazsınız. Burası yüklem, kemençeye kadar olan söz öbeği, fiilimsi grubu, orası da özne. O zaman 3'ün olduğuna öncelik veriyoruz. 5'e bakalım. Sadece ülkemiz değil, dünyadan da pek çok talebin olduğu kemençeler. Kenti tanıtan en önemli enstrüman durumunda. Enstrüman durumu isim tanımlaması, önemli sıfat, tanıtan sıfat yine özne ve yüklemden oluşmuştur. Mesela 4'ü nasıl pratik eleyebiliriz? Heyecanla sürdürüyor. Zarf cümleci arkadaşlar. Baştan gitti zaten. Cevabımız Denizli. Evet. Değerli arkadaşlar, yani hatırı sayılır diyebileceğimiz, kıymetli diyebileceğimiz sorulardan oluşan bir TYT dil bilgisi denemesini daha sizlerle çözmüş olduk. Bir başka denemede tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar, başarılar.